iyisi teknolojik yazılımlardan. Bugün size RAF-Spiral kaba operasyonunun içindeki ileri özelliklerden bir tanesini tanıtacağım. Şimdi bir takım yaratalım. E20, 20'lik düz freze. Boyunu 100 mm yapıyorum. Kesici alanını 20 mm yapıyorum. Ve çek işaretine basarak çıkıyorum. Toolpad yaratıyorum. Burada toolpad'imiz absolute z değerini soruyor bana. Ben bunu 20 mm olarak değiştiriyorum. Bakın neyi değişiyor. Evet, hızlı hareketleri yaptığı yükseklik değişti. Çek işaretine basarak çıkıyorum. Bir stok oluşturuyorum. Bounding box olarak çek işaretine bastım. Prosedür olarak da raf spiral. Yüzeylerimi tanıtıyorum. Tamamı dedim. Orta tuşa bastım, çıktım. Boundary yani kenar çizgilerinden üst yüzeyi seçtim. Orta tuşa bastım. Tekrar orta tuşa bastım ve çıktım. Şu anda kenar çizgimi ve yüzeylerimi tanıtmış bulunmaktayım. Motion Parameters'a giriyorum ve bazı özellikleri değiştiriyorum. Daha önce anlattığım gibi Optimize'ı User Defined yaparak Stock Spiral özelliğini kaldırıyorum. Yanal adımlarımı 8, dikey adımlarımı da 8 olarak bırakacağım. Bir özellik göstermek istiyorum. Burada All Around'da None yaparak etrafından son bir kez geçmemesini söylüyoruz. Machine Between Layers özelliğini anlatacağım. Buradan Advanced menüsüne girip kabayı Finish olarak düzeltiyorum ve maksimum dikey adımımı 1 mm olarak onaylıyorum. Üstten aşağı mı, aşağıdan yukarı mı diye soruyor. Yukarıdan aşağı olarak işaretliyorum ve hesaplayarak çıkıyorum. Şu anda görüyoruz ki yalnızca ortada 8 mm inmiş, duvarlarda ise birer mm aralıklarla step down'lar vermiş. Bunu daha rahat görebilmemiz için simülasyonu atıyorum. Simülasyon penceresinde katıyı açıyorum. Takımımı tanıtıyorum. Play tuşuna basıyorum. 8 mm 8 mm inişler yaptığını, daha sonra ise duvarda kalan pasoyu yani merdivenleri temizlemek için yukarıdan aşağı birer milimetre indiğini görüyoruz. Yalnızca duvarda bu özelliği yapması için finish'i açtık. Simülasyonun sonuna kadar seyrediyorum. Aşağıda çok daha rahat belli oluyor. Çok daha güzel gözüküyor. Evet, merdiveni nasıl temizlediğini görüyorsunuz. 8 mm daldı. Daha sonra yalnızca duvarı birer milimetre inerek alıyor.